Bu hafta farklı bir konuyla karşınızdayız. Pruva Akademi Danışmanlık Merkezi, doğru mudur? Evet. Kiminle birlikteyiz? Emre Uludağ. Mesleğimiz? Psikolog. Psikolog. Kendi işlerini açabiliyorsa o zaman bu adamda girişimci bir ruh vardır. İsim olarak Pruva Akademi Danışma Merkezi. Neden Pruva? Üniversite hayalimi bir kenara koyup atladım, Makedonya'ya gittim. İlk üniversitedeki bölümüm diş hekimliğiydi. Bir gün gittim okula, kadavrayı görene kadar kadavrayı gördüm. Ben dedim bu bölümü okuyamam. Sonra bir yıl mimarlık okuduk. Mimarlığı da mı bıraktın? Bıraktım. Korkunç bir şey. Mimarlığı bıraktım. İngiltere'ye gidiş amacı neydi? Yan masadan biri seslendi bana. Ya sen nasılsınız falan yaptı. Kendisi Oxford Üniversitesi'nde matematik profesörü. Enerji hayat. Gerçekten böyle bir şey. Hayat çekiyor, gel. Oxford şehrine gittim, zaten büyülendim. Evet. Bütün şehir Oxford'dan ibaret. Üniversiteden ibaret. Sonra dedim ki benim hayalim bu değil. Benim hayalim Oxford değil. Benim hayalim çok farklı. Bu işte psikologlara toplumun bakış açısı ne? Bir koltuğa yatmış bir adam, hadi anlat bakayım bana geçmişini. Böyle bir şey var mı? Ben özellikle şunu söyledim. Emre Uludağ'ın altını böyle bariz bir şekilde çiziyorum. Neden diyeceksiniz? Bundan 1-2 sene sonra göreceksiniz. Sıra almakta zorlanacaksınız. Herkes geldiğinde derdini, sıkıntısını anlatıyor. Peki gizlilik ne kadar önemli? Psikologsunuz. Aynı aileden iki birey gelmiş olabilir, doğru mu? Evet. Düşünsenize bir kaynana bir gelin geliyor, olayın bittiği an. Peki psikolog olduğunuzu bilen insanların tavrı değişiyor mu size? Kafamda hep şu olur. Acaba çok ücret ödemek zorunda kalır mı? Bu hafta farklı bir konuyla karşınızdayız. Pruva Akademi Danışmanlık Merkezi, doğru mudur? Evet. Kiminle birlikteyiz? Emre Uludağ. Emre Uludağ, mesleğimiz? Psikolog. Psikolog. Karşılaşmamızı anlatmak istiyorum aslında. Sizinle nasıl karşılaştık? Sosyal medyada gezinirken videonuzu gördüm ve gerçekten etkilendim. Orada kendini çok net bir şekilde ifade ediyordu. Baktım Serdivan'da. Üstelik 2 yıllık mezunum demiştiniz. 2 evet. Yıllık bir mezunum. Normal şartlarda gidip bir iş yerine iş başvurusunda bulunması gerekir ve işe başlaması gerekir. Ama kendi işlerini açabiliyorsa o zaman bu adamda girişimci bir ruh vardır. Ve buradan iletişim kurduk ve devam ettik. İsim olarak Pruva Akademi Danışma Merkezi. Neden Pruva? Neden Pruva? Pruva zaten geminin ön kısmıdır. Evet. Biz de önü çekmek istedik her konuda. Ve ben dedim ki Pruva Akademi Danışmanlık olmalı dedim. Kesin. Ve Sakarya'da Pruva Akademi olmalı. Şöyle ismine baktığımda oldukça iddialı. Çünkü Bilge'nin ismi bana göre çok önemli. Onun geleceğini belirler mi? Belirler. Ben zaten bu ismi koyarken Pruva Akademi Danışmanı çok 6-7 ay belki isim düşündük. Ama ya kimisinin telif hakkı olmuyordu, kimisi alınmıştı. Pruva'ya sonunda karar verdik ve şunu hep hesaba katıyordum her isimde. Pruva Holding. Yakışır mı? Kesinlikle. Şirket değil, grup değil. İleride Holding'e yakışacak bir isim olur. Çünkü biz burayla kalmayacağımızı biliyoruz. Biz bütün evrene hitap etmek istiyoruz. Ve edeceğimize de inanıyoruz. O yüzden Pruva yaptık bunu. Öne hep biz çekeceğiz her konuda inşallah. Kesinlikle. Buna da inanıyorum. Zaten seni ilk gördüğümde, videoda konuşmanı gördüğümde dedim ki, hatta bir mail attım. Sizin dedim video çekmek istiyorum dedim. Video çekmek istiyorum. Muhtemelen dedim 2 yıl sonra çok iyi yerlere geleceksin. Ama bu yolculuğunda yaşadıklarını bizimle paylaşır ve yaşadıklarını gençlere anlatabilirse kesinlikle biz doğru işler yapmış oluruz dedi. O da karşılıksız bırakmadı. Hemen 2 saat içerisinde döndü ve bana dedi ki hocam kesinlikle video çekebiliriz dedi ve o yüzden buradayız. Evet, peki şöyle biraz tanıyalım yaptığınız işi. Eğitim hayatınızdan başlayarak. 95 yılında Sakarya'da doğdum. İlkokul Karabüçek'te, Mecidiye köyünde okudum. Öğretmenlerimizin isteği üzerine burada Servan'ın Zübeyde Hanım'a geldim. Zübeyde Hanım ilk öğretim okulunda, evet. 6. sınıfta. 3 yıl orada okudum. Sonrası lise hayatım. 2 yıl Geyl Anadolu Lisesi. Sonrasında da son 2 yılda Sakarya Üniversitesi Vakıf Koleji oldu. Çok güzel. Sonrasında bir hayalim, gönül hayalim üzerine
bütün üniversite puanımı bir kenara koyup, üniversite hayalimi bir kenara koyup atladım, Makedonya'ya gittim. Bir yıl Makedonya'da yaşadım. Hayallerimi gerçekleştirmek için çabalar harcadım. Üniversite maceramız başladı. İlk üniversitedeki bölümü diş hekimliğiydi. Bir gün gittim okula, kadavrayı görene kadar, kadavrayı gördüm. Ben dedim, bu bölümü okuyamam. Babamı aradım, ben bölümü bırakıyorum dedim. Sonra bir yıl mimarlık okuduk. Mimarlık da gerçekten çok güzel bir meslek. Hayal gücü üst düzey olması gerekiyor. Ve saatlerce masa başında çalışabilmen gerekiyor. Evet. Ki benim hayatım bir yere sabit olmuyor. Evet. O hayatı yaşayamıyorum, idame ettiremiyorum. Mimarlığı da mı bıraktın? Bıraktım. Korkunç bir şey. Mimarlığı bıraktım. Sanki babam oğlunu tanıyormuş. Evet. Gerçekten tanıyormuş gibi. İlerisini evet. görüyormuş gibi. Aradı beni. Üniversite sınavına kayıt yaptırdım seni dedi. O arada mimarlık okuyordum baba. Sonra girdik sınava. Ben zaten ilkokuldan beri psikolog olacağım ve siyasetçi olacağım diyordum. Siyaset psikolojisi okuyacağım diyordum. Siyasetçileri anlamaya çalışacağım diyordum. Ve bu ülkenin gerçekten yönetimi sonuç olarak bazı insanların elinde. Bunlara gerçekten hitap edebilecek, düzgün bir adam olmam gerektiğini farkındaydım. Bu yolda da ilerlemeye başladık ve psikolojiyi kazandım. Ama şöyle düşünüyorum, düşünsenize diş hekimliğini kazanacaksınız, gideceksiniz ve bırakacaksınız. Mimarlığı okuyacaksınız, onu da bırakacaksınız. Zaten genelde hayatta başarılı insanların çoğu aykırı insanlardır. Gerçekten. Evet. Yani hayatlarının bir noktasında keskin dönüşler yapabilen insanlardır. Çünkü onlar gözü kara oluyorlar. Evet, Emre de o insanlardan biri. Yani ben her zaman söylüyorum, bu benim hayat felsefem oldu. Hiçbir zaman mutluluğumun varış noktası olarak yapmadım hayatım boyunca. Hep yaşadığım anı, yürüdüğüm o yolu mutluluk olarak belirledim kendime ve o yolda da ilerlemeye başladık. Psikoloji de benim bir varış noktam değildi aslında. Psikoloji benim yolumun gerçek manada kendisiydi. Girdik psikolojiye, erken mezun olduk, çok sevdim. İlk yıldan çalışmaya başladım, her yere staj başvurusu yapıyordum. Almayanlar, kapıdan kovanlar oldu, gittim, kabul ettirdim. Ve hayatım bir merkezde değişti açıkçası. Üst düzey, Türkiye'deki üst düzey bir psikolog hocamızın yanına girmeyi başardık. Evet. Bu da nasıl oldu? Bir Ramazan ayıydı, bir sahur vaktiydi. Babamla birlikte bir kanalı izliyorduk. O hoca da kendisi orada misafirdi, konuşuyordu. Babama dedim ki, baba keşke dedim, ben bu hocanın yanına girebilsem. İmkansız mı dedi. Dedim, değil. Değil. Hiçbir şey imkansız değil. Kesinlikle değil dedim. Atladım gittim. Evet. Unutmam 17 Ocak günüydü. Çok İstanbul'da acayip kar var. Beylikdüzü'nde gittim. Biraz sıkıntılı bir yer. Yani kabul etmiyorlar. Evet. Dedim ben hocayla görüşeceğim. Görüşemezsin, görüşeceğim. 3 gün gittim. Pes etmedim. Sonunda hocayla görüştüm. Hoca dedi ben meslek hayatımda kimseyi kabul etmedim kendimden ama seni de etmem. Dedim edeceksiniz hocam. Etmek zorundasınız. Yatarım kapında diyorsun be. Yatarım kapında. Etmek zorundasınız dedim. Ama bu tamamen benim gerçekten isteğim üzerine oldu. Yani gerçekten istersek bir şeyleri o yoldaki bütün engeller önünüzden kalkıyor. Ya da kaldırıyorsunuz. Ya da birileri kaldırıyor. Ben o gün buna da inandım. Ve hoca bana dedi ki sana tek bir soru soracağım. Evet geldik klasik. Böyle insana bunu yaptığın zaman savunma mekanizmaları hemen artar. İnsan farklı bir psikolojiye bürünür. Derin derin nefes alırım acaba ne soracak? Bana dedi ki Emre Uludağ psikolog olacaksın. Hayatta bir önceliğin yok. Ben de öyle bir cevap verdim ki ona, yarın sabah gel başlayalım dedi. Ve biz hoca ile gerçekten 3-4 yıl beraber olduk. Çok güzel insanlarla tanıştık. Hayatımda o yaşta benim kesinlikle hayal edemeyeceğim statüdeki insanlarla beraber oturduk. Onların saygılarını gördük, onlara saygı gösterdik. Onlarla aileleriyle olsun, yakın çevreleriyle olsun muhabbet kurduk. Ve bu da ister istemez insan hayatında çok farklılıklar katıyor. En önemlisi de farklı bakış açıları kullanıyorsun. O zaman şunu diyebilir miyiz? Doğru insanlarla karşılaşmak çok önemli. Biz Emre ile konuştuğumuzda dedim ki ben video çekmek istiyorum dedim. Ha video ne kadar kişiye hitap eder onu bilmiyorum ama dedim. Doğru bir kişiye hitap ederse hayat değişir. Yeter ki doğru bir insanla karşılaşır. O zaman isabet değil mi? O doğru insanla karşılaşmanız. Karşılaştık. Ondan sonra da çok insanla karşılaştık.
şu mantıkta yürüdüm her zaman. Ailemin bana verdiği altyapı aslında şuydu. Ne olursam ol, kim olursam ol. Karşımdaki Türk olsun, Müslüman olsun, olmasın fark etmez. Dil, ırk fark etmeksizin. Bir insan sana küçük gelebilecek şeyler, diğer insana büyük gelebilir. Sana büyük gelebilecek şeyler, diğer insana küçük gelebilir. Senin belki çok aykırı gördüğün şeyler o insanın hayatının ana maddesini oluşturabilir. Saygıyı öğrettiler. Her şeye saygıyı. O yüzden ben nereye gittiysem, kimle oturup kalktıysam, kimle muhabbet içerisine girdiysem, tabii aykırılar çok çıktı ama herkese saygı gösterdik. Ve inandım ki gerçekten bu bir yerlerde bir kapılar açtı. Elbet şu mantıkta da yürüdük. Hayatımıza giren kim olursa olsun ya da biz birinin hayatına giriyorsak, o insanın hayatında bir görevimiz var. Ve o görevi tamamladıktan sonra o hayattan çıkıyoruz. Ya ölümle çıkıyoruz, ya ayrılıklarla çıkıyoruz. Ama bir şekilde çıkıyoruz. Onlar da bizim hayatlarımızdan çıkıyor. Karşılaştığım her insana hayatında bir görevim varmış gibi bir sorumluluk aldım kendime. Ve bu istersen samimiyeti de oluyor. Çok farklı hayatlar oluyor. Hayattan kopmuş, niye yaşayayım ki? Tükenmişlik sendromuna giren, depresyona giren, niye, ne gerek var ki? Öleyim, intihar etmek isteyen insanlar oluyor. Ama hep şu mantıklıyım. Sonuç olarak sonsuz bir rahmet var. O sonsuz rahmetin içerisinde bir avuç kum gibi düşünün kendinizi. Yani o çöle o kumu atarsanız ne kadar etki eder? O yüzden sonsuzluk var, sonsuz bir rahmet var, sonsuz bir enerji kesinlikle var. O yüzden inanın en güzel eylem, en güzel ibadet tevekküldür. Elinizden geleni yapın, emin olun olacaktır. Ben buraya emek harcıyorsam bugün olmazsa yarın olacaktır. Yarın olmazsa 10 yıl sonra olacaktır. Belki ben bunu göremeyeceğim ama benden sonraki insanlar bunu görecektir. Hiçbir emeğin karşılığı boşa çıkmaz, iyi ya da kötü. Her insanda iyi özellik de var, kötü özellik de var, ak da var, kara da var, eğri de var, düzgün de var. Her insanların var. Kimisi kötü tarafını biraz daha fazla kullanıyor ama o kötünün %1 de olsa iyi tarafı var. Her kapının anahtarı nasıl farklıysa her insanın kanalı da çok farklıdır. Onu bulabilmek önemli var. Ben ailemin başta desteğiyle, sonra hocalarımın, yakın arkadaşlarımla tanıştığım insanların hayata bakış açılarıyla bana verdikleri destekle o %1'lik kısmını bulabilmek için çabaladım. Bulmaya da devam ediyoruz. O yüzden belki de çok bana farklısın diyorlar ya da öyle manyak mısın sen tabiri caizse diyorlar. Başarılı olmanın gereği belki de budur, biliyor musun? Farklı olabilmek. Peki psikolog olmayı istedin. Maltepe Üniversitesi'nde bölümü bitirdin ve ondan sonra tekrar İngiltere'ye gittin. İngiltere'ye gidiş amacı neydi? Şöyle söyleyeyim, Amerika'da aslında ben yüksek lisansı Amerika'da yapmak istiyordum. Amerika'da çok güzel bir okuldan kabul aldık. Amerika'nın yöneticilerinin tam vizeleri kestiği döneme denk geldi, gidemedik. Kendileri davet ettiler ama gidemedik. Üzüldüm, gerçekten çok üzüldüm. Niye diye sordum kendime, niye gidemedim. Sonra dedim ki, içecek suyum varsa, yiyecek ekmeğim varsa zaten giderim, kimse engel olamaz dedim. Hayırlısını diledik hep. Duam vardı oraya karşı. Eğer imanında zerre azalma olacaksa nasip etme diyordum hep Allah. Demek ki o varmış. Ben? Sonra bir gün tatildeyken arkadaşlarımla bir telefon çaldı. Ondan yaklaşık 3 hafta sonra falan. Dedi ki, Oxford'a gitmek ister misin? Dedim ki, Sonra tabii ki de isterim. Yani? Hemen başvuru süreçlerine girdik. İngiltere'de gerçekten öğrenci vizesi olarak, yani uzun süreli vizelerde dünyada en zor vize alınan yer. Ben Amerika'dan red yemişim 3 defa. İngiltere'den dedim kesinlikle alamam. Alamayız. Ama dedi ki hadi gidelim. Gittik, görüştük. 6 aylık normalde vize veriyorlar. Bana 11 ay vize verdiler ilk seferde. Dedim var burada bir ayı. Ben buradan yürürüm. Tabii ben buradan giderim dedim. Sonra gittik. Kimseyi tanımıyorduk. İşte yurdumuzu ayarladık, okulumuzu ayarladık, dil okuluna başladık. Tabii oraya da bir hızlı giriş yapmam gerektiğinin farkındaydım. Hemen ana kanalları buldum, kafamda bir kroki oluşturdum. Sonra okulda okurken 4 kişilik bir arkadaş çevrem vardı. Bir gün dedik ki, Özlem var, Türk mekanına gidelim. Çay kahve içelim, yemek yiyelim dedik. Gittik, otururken yan masadan biri seslendi bana. Gençler nasılsınız falan yaptı. İyiyiz dedik, 45-50 yaşlarında bir abimiz. Peki ne yapıyorsunuz burada? Anlattık, ettik. Onun masasına
davet hı-hı. etti, bize gitti, oturdu, konuştuk. Kendisi Oxford Üniversitesi'nde matematik profesörü. Enerji hayat, gerçekten böyle bir şey. Hayat çekiyor, gel, gel, başarı çekiyor değil mi insanı? Adam resmen kendi geldi ama ben zaten Oxford duyunca hiç ayrılmadım evimden. Ailesiyle tanıştım herkese. Dedim ki hocam beni oraya sokacaksın, ne yapacaksın? Ama şu var, sende bir şey var, tuttuğumu bırakmam durumu. Şeydeki gibi, hani öbür hocadaki gibi değil mi? İstanbul'daki hoca gibi. Yani ben buraya beni sokacağız dedim bir şekilde. Not ortalama iyi, her şey iyi yani. Eksik bir şey yok, sadece referanslarımız eksik. En büyük referansı bulmuşum ki Türk hoca çok gururlandım gerçekten. Başvuruları yaptık ama şartlı kabul aldık. Yani İngilizceyi tamamla gel dediler. Ben çıldırıyorum, Oxford'dan kabul almışsın, hayallerinin üstüne çıkmışsın. Ben Oxford'u hiç hayal etmedim hayatımda gerçekten. Harvard'da ediyordum ama Oxford'u etmiyordum. Sonra Oxford'da bir gün arkadaşlarımızla atladık trene. Dedik ki bir okuyacağımız yeri görelim. Oxford şehrine gittim, zaten büyülendim orada. Evet. Bütün şehir Oxford'dan ibaret, üniversiteden ibaret. Öğrencilerle sohbet, muhabbet ettik. Sonra düşündüm, çok uzun düşündüm. Evet. Önümde bir 7 ay vardı dil okulunun mesela. O ara Etiyopyalı bir aileye işte aile koçluğu yapıyordum. Onlar beni çok etkiledi. Sonra dedim ki benim hayalim bu değil. Benim hayalim Oxford değil. Benim hayalim çok farklı. Ben Sakarya'ya dönmeliyim dedim. Ben İşte gerçek bu, Sakarya! Ben gerçekten, ben Sakarya'ya dönmeliyim dedim yani. Benim Sakarya'da olmam gerekiyor. Ama şöyle bir şey biliyor musun? Yani bir şeyi heves edersin, istersin ulaşmak. Ulaştığında alabileceğin an bırakmak ya da bırakmamak senin elinde. Kesinlikle. Onun keyfini yaşayabilmek. Ya ben bazen çocuklara da söylüyorum. Tıp kazanın ama gitmeyin. O keyfiyet sizindir. Yani tıp kazanabilmek, iyi bir puan alabilmek. Tabii. Ondan sonrası iş sizindir. Elinizin ters iletebilirsiniz. Dersiniz ki okumak istemedim. Ama zaten o Harvard'a gidebilecek, Oxford'a gidebilecek iradeyi sergiliyorsanız, doğru mu? Zaten kalitelisinizdir. Ondan sonrası sizin isteklerinize bağlıdır. Kendi İstekle de istemek. Tabii ben işte vazgeçtim, elimin tersiyle gittim resmen. Hiç de pişman olmadım. Yani dedim ki niye diye hiç sormadım kendime. Dedim bu doğru yoldasın. Senin hayalin bu değildi. Senin hayallerin çok farklı. Senin hayalin daha da üstte dedim. Ve Sakarya'ya geldim. Dedim ki ben Serdivan'da olmadım. Benim Serdivan'da arabacı alanında Çak Caddesi üzerinde olmam gerekiyor. Çünkü bunun altında çok derin bir hayat var. Benim hayatım bu caddede geçti. Yaşamadım o çocukluk bu caddede geçti. Ve ben bu caddede olmak zorundayım. Bu işi yapıyorsunuz. Ve bu işte psikologlara toplumun bakış açısı ne? Deli doktoruyum sana baktığımda. Yani tabii eskiye göre gerçekten bilinçlenme var. Psikolog ne demek? Psikolog ne iş yapar? Bunu bilen insan sayısı daha çok şu anda ama genel olarak yine gittiğimiz yerlerde mesleğimizi bilenler ya da duyanlar deli doktoruyuz. Ben niye geleyim, ben deli miyim olarak baktıkları için bu tarz şeylerle karşılaşıyoruz. Yani bizim zamanımızda psikoloğa, özellikle ergenler için diyorum, ergen psikolojisi önemli değil mi? Ve şimdi aileler inanılmaz bir şekilde çocukların en ufak sıkıntılarında hemen psikoloğa getiriyorlar. Ben düşünüyorum şimdiki şartlarda ben anneme babama deseydim hani psikoloğa gitmek istiyorum diye böyle bir şansı var mı yok ama diyeceği şey şuydu. Namazını kıl, hasbunallah ve nimel vekilde tesbihini çek devam et der. Evet, hala yapanlar var gerçekten. Ya benim ailem de öyle bir zamanında baktığımda. Ama doğru mu? Kesinlikle doğru. İnanç gerekli ama bunun yanında bir destek çok çok gerekli. Ya patolojik boyutta gerçekten problem yaşayan insanlar var. Maneviyat, maddiyat ikisi bir arada gittiğinde tabii ki hayat farklılaşıyor. Ancak gerçekten destek gereken insanlar oluyor. Peki şöyle düşünün de, mesela psikoloğa gittiğinde benim aklımda hep şu var. Bir koltuğa yatmış bir adam, hadi anlat bakayım bana geçmişini. Böyle bir şey var mı? Tabii ki de var. Yani şimdi psikolojinin çok çeşit alanı var. Psikanalizde yapılıyor, hipnoterapide bazıları yapıyor ama tabii ben yapmıyorum, bizim ekipten yapıyor. Yani yapan... Freud'de kalmamış mıydı? Yani işte Freud'çular yapıyor diyelim. 100 psikologdan biri belki yapıyordur artık, belki yapmıyordur. Yani eskilerde kaldı ama yapanlara elbet vardır. Ve benim ilgimi çeken bir şey, biraz böyle hani bakıyorsun, diyor ki psikolog diyor çözüm üretmez. Psikolog
senin çözüm bulabilmen için ışık tutar diyor. Kendi tercihini kendin yapman gerekiyor. Yani ben danışanlarıma da, dostlarıma da, sevdiklerime de, çaya kahveye gelen herkese de söylüyorum. Biz elimizde bir sihirli değnek yok. Kimseye okulun hayatını değiştiremez. Bizim amacımız karşımızdaki kişi aynı olmalı. Biz aynı tutuyoruz. Yüzleştiriyoruz. Yeri geliyor korku yok. Korksun. Ağlasın. Hiç ben ağlayan birine sus demem. Mutlu olsun, gülsün. O duygular buraya işlenmiş. O duyguların hepsini anında yaşasın, bastırmasın. Yüzleştikten sonra zaten rahatlama oluyor. Çözüm kendi üretmeye başlıyor. Aa evet bu böyleymiş diyor. Biz o mutluluğu yaşadıktan sonra zaten, o mutluluğu gördükten sonra iyi ki diyoruz yani. İyi ki bu meslekteyiz diyoruz. Evet. Ben özellikle şunu söyledim. Emre Uludağ'ın altını böyle bariz bir şekilde çiziyorum. Neden diyeceksiniz? Bundan 1-2 sene sonra göreceksiniz. Sıra almakta zorlanacaksınız. Çünkü müşterilerinizin ya da Müşteri değil. Ama hasta demek doğru mu? O da değil. Ya hasta değil, danışan diyorum ben. Ha bak bu daha iyi bir... Aa bak bu çok iyi oldu. Ne diyoruz? Danışanlarım. Danışanların yorumlarını okudum. İşi iyi yapıyor. Peki, benim bir merak ettiğim bir konu var. Merak ettiğim konulardan biri... Herkes geldiğinde derdini, sıkıntısını anlatıyor. Peki, gizlilik ne kadar önemli? Çünkü mesela bir doktorlar Hipokrat yemini var, sizde öyle bir şey var mı yani? Çünkü önemli mi gizlilik? Çok önemli. Gizlilik kesinlikle önemli. Gelen kişi ben ve bir de Allah arasındadır. Başka kimse bilemez, bilmemeli. Anlatan meslektaşlarım, ne yazık ki paylaşan meslektaşlarım var, karşılaştığım insanlar var. Sonuç olarak o hayat en ince ayrıntılara kadar, en mahremine kadar inebileceğini geliyor. Bu bizde saklı kalıyor. Gerçekten. Şöyle düşünsenize. Ya psikologsunuz, aynı aileden iki birey gelmiş olabilir, doğru mu? Evet. Düşünsenize bir kaynana bir gelin geliyor, olayın bitti ya. Her şey bizim elimizde görmüş. Gerçekten var. Evet. Sistemik terapimiz var, bizim aile boyu alıyoruz. Var öyle insanlar ama tabii hepsi bizde saklı kalıyor. Çünkü çok değişik hayatlara geliyor. Aldatmalarla birebir karşı karşıya kalıyoruz. Söylenmiyor. Söylememek gerekiyor. Kesinlikle. Bazen diyorsunuz, gerçekten çok ağır durumlar oluyor, söylemem gerekiyor mu diyorsunuz. Tabii cinayet boyutunda olabilecek bazı durumlar oluyor. Oralarda müdahale edebiliyorsunuz. Ama diğer türlü kim ne anlatırsa o bizde burada saklı kalıyor. Her zaman da kalmak zorundadır. Peki psikolog olduğunuzu bilen insanların tavrı değişiyor mu size? Ya bir böyle derdini anlatırsın. Hani şey, doktora gittiğin zaman hani benim aslında şuram ağrıyordu falan gibi. Sana da öyle bir yaklaşım oluyor mu? Ya kesinlikle. 100 kişiden 100'ü diyebilirim yani öyle. Gerçekten öyle. Şimdi bazı insanlar şöyle yaklaşıyor. Yeni tanıdığımlar özellikle. Ben seninle muhabbet etmemem lazım diyor. Niye diye sorduğumuzda çözersin diyor. Diyorum ki hatalarım var ki demek. Sen bunu biliyorsun. Ondan sonra susuyorlar zaten. Ben muhabbet etmemeye başlıyorum. Ama gerçekten samimi olduğum insanlar, dostum, yakın çevren baktığın zaman evet dert anlat. Her fırsatta dert anlatmaya çalışanlar ama şunu da bilmeleri lazım. Biz bir duvar değiliz. Biz de bir insanız. Biz duygulara sahibiz. Ben yeri geliyorum gece yastığa kafamı koyduğumda gerçekten uyuyamıyorum. Çünkü öyle hayatlarla karşı karşıya geliyoruz. Zaten biz de süpervizyon alıyoruz. Biz de bir psikoloğa gidiyoruz. Bu açık ve net. İki haftada bir. Psikologların da psikolojisi bozulabiliyor demek ki. Yani ben iki haftada bir İstanbul'a gidiyorum şahsen. Hocam var, mecbur gidiyorum çünkü benim de bir yerlerde birilerine danışmam gerekiyor. Çıkamadığım noktalar oluyor, sormam gerekiyor. Doluyorum, taşıyorum, anlatmam gerekiyor. Onlar daha iyi anlıyor tabii bizim meslektaşlarımız. Biz de bunlara başvuru yapıyoruz mecburiyete. Peki, böyle bir merkez açtınız ve 5 tane çalışanı burada topladınız. Çok çok zor. Düşünsenize, yeni mezunsunuz. Yani yeni mezunsunuz, 2 yıllık bir mezuniyet var. Ve gidip bir yerde çalışmak yerine kendi işlerinizi açıyorsunuz. Ve 5 tane pırıl pırıl insanı burada topluyorsunuz. Müthiş bir şey. Nereden çıktı bu durum? Yani şu zihniyet bende hiç yoktu. Yani ay sonu belli bir maaşım olsun.
orada çalışayım iyi ya da kötü. Bu zihniyetten de yok. Ben heyecan arayan, heyecanı çok seviyorum. Aksiyon adamıyım diyorsunuz. Aksiyon adamıyım kesinlikle. Yeri geldi bir ay hiç kazanamayacağım. Yeri geldi kazanacağız. Evet. Sonuç olarak bu birbirini tutmayacak hiçbir zaman. Ben adrenalini seviyorum. Böyle heyecan, başka insanlar. Acaba daha ne yapabilirim diyorum. Acaba başka daha büyük bir yer mi atsak diyorum. Hem bazı insanların ekmeklerine vesile oluyoruz. Hem kendimiz mutlu oluyoruz. Bir de kendi işimiz. Yani canım sıkılıyor. Diyorum ki çıkayım arkadaşlarımla bir kahve içeyim. Başka bir yerde çalışsak ne istiyorum yapabiliriz. Kesinlikle. Yani kafamız rahat oluyor. Ama kendi işinin yükü gerçekten başka yerde çalışmaktan kat kat daha fazla. Sonuç olarak yanımda siz beşlediğiniz 10 kişi olduk. 10 kişilik bir kadro var. Bu 10 kişinin maddi boyutunu geçelim. Gerçekten hakları var. Onları çok düşünüyorum. Onları çok bazen yeri geliyor kendime dert ediniyorum. Acaba gerçekten mutlu edebiliyor muyuz? Sonuç olarak beni bir lider olarak görüyorlar. Ve hizmetkar lider olmak istiyorum onlara. Hizmetkar lider olabiliyor muyum diyorum. Bunların eğitimlerini kendim veriyorum. Sonra zaten başta onlara söyledim. Patron çalışan burada kesinlikle yok dedim. Benim odam her zaman kapısı açıktır. Her zaman isteyen ben yokken de girerler çıkarlar. Tabi bazı saygı sevgi çerçeveleri olmak zorunda yönetimler. Peki ya, şöyle sorsam. Sadece verdiğiniz hizmeti bireysel olarak mı veriyorsunuz? Şöyle düşündüm. Şirketler de sizden destek isteyebiliyor. Tabii ki de. Benim zaten asıl yaptığım iş kurumsal danışmanlık. Kurumsal psikologluk yapıyorum. Örgüt psikologluğu yapıyorum. Biz aile şirketleri bazlı çalışıyorum ben. Bu zamana kadar da aile şirketleriyle çalıştım. Aile şirketlerinin genel yapısı zaten ikinci nesilden sonra artık bitişe geçiyorlar ne yazık ki. Biz o üçüncü nesli ya da ikinci nesli yetiştiriyoruz. Aile şirketlerinde kurumsallaşmalarına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Yalın üretimlerine bakıyoruz, yönetimine bakıyoruz, insan kaynaklarına bakıyoruz, yurt dışı departmanına bakıyoruz. Bununla ilgili olarak zaten dışarıda çok geniş bir ekibimiz var. Bunlarla beraber çalışıyoruz. Liderlik de ne demek onu öğretiyoruz. Hizmetkar lider ne demek onu öğretiyoruz. Yani bir patronun bir iş yeri sahibi gidip de en alt kademede çalışan, yanında çalışan insana bile bir tebessüm demek, ona verdiğin maaştan kat kat daha mutluluk demektir. Biz bunları öğretiyoruz insanlara. Güzel eğitimler veriyoruz, güzel şeyler yapıyoruz elimizden geldiğince. Peki, bireysel olarak gelmek istesem, bir psikoloğa, kafamda hep şu olur, acaba çok ücret ödemek zorunda kalırım. Peki, bunun bir standardı var mı? Sizin psikologlar hani birliği gibi bir şey vardı. Onun belirlemiş olduğu bir standart var mı? Keyfe keder. Yani kesinlikle yok. Herkes keyfe keder yapıyor. Doğrusu şu boyutta yapıyor. Şimdi adam bir ücret koymuştur. Tek çalışıyordur. Hiçbir gideri yoktur. Ona göre bir ücret alır. Ama büyük bir yer açmıştır. Gideri çoktur. Bir de sonuç olarak bizim her terapiye, her seansa devlete karşı ödediğimiz bir KDV'miz var, vergimiz var. Bunlar gerçekten az rakamlar değil, yüksek rakamlar. Yani biz belirli bir ücret alıyoruz, bazılarına çok geliyor, bazılarına az geliyor ama dozunda yapmaya çalışıyoruz. Kimseyi yormamaya çalışıyoruz. Sonuç olarak para kolay kazanılmıyor. Biz de akşama kadar yeri geliyor, çok dert dinliyoruz, öyle kazanıyoruz. Zor, dertli demek zor. Ama mutluyuz. Yani belirlediğimiz ücret normal. Herkesin yaptığı işte. Şimdi adam çok marka olur, markasına para alır. Biz daha marka değiliz, biz cüzdülükten de almaya çalışıyoruz. Ama marka yolmuyor. Ama marka olma yolunda emin adımlarla ilerlediğine ben şahidim. Kesinlikle. Evet. Doğru yerlere basıyor ve ilerisi çok daha iyi olacak. Röportajımıza başlarken klinikteydik, şimdi bir restorandayız. Asıl şöyle oldu. Emre ile aslında orada tanıştım. İnanılmaz bir muhabbet ettik. Hatta o kadar çok muhabbet ettik ki biz artık video çekmekten öteye geçtik. Hatta zaman o kadar fazla ilerledi ki en son Emre bana ne dedi? Samimi olmasak herhalde yoldakta da bitirirdim. Kesinlikle. Bir de kesinlikle samimi olmasak bitirirdim dedi. Ama sabahtan beri açım dedi. O zaman. Ağabeyle buluyordum. Kaç saat geçti ben de. Evet, o kadar çok muhabbet ettik ki bu sefer dedim ki dostum kalk gidiyoruz dedi. Röportaj mı olacak dedi. Çok da önemi yok dedim orada devam ederiz. Çünkü
hakikaten bazen maya tutuyor mu tutuyor değil mi? Ve aslında çıkış noktamız röportajdı ama ben bayağı bir dost kazandım diye düşünüyorum. Samimiyetimiz üzerinden mesai dışında bu kadar zaman ayırmak istedim. Ayrılmak istedim. Ayrılmak gerektiğini anladım. Bence de çok güzel oldu. Ve bundan sonra kalan muhabbeti burada devam edeceğiz. Siz de psikolojik destek ihtiyacınız olduğunda geleceğiniz yer neresi? Bu akademide tanışmak. Buraya geldiğinizde samimi, içten bir muhabbet göreceksiniz. Kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. Herkese bekleriz. Kapınıza. Çok teşekkür ederim. Her şey için var. Ben de teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma abone olmaya bekliyorum. Bizi takipte kalın.